Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Teşekkür belgelerimizden e, katılımınız için size teşekkür için bir teşekkür belgesi hazırladık arkadaşlar. E, Facebook hesabından ya da ckmkgroup@gmail hesabından bize ulaşabilip teşekkür belgelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi teşekkür belgemiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Ad kısmınız bu kısımda. E, resim gönderdiğiniz takdirde de resminiz bu kısımda olacaktır arkadaşlar. E, dediğim gibi Facebook hesabından ckmk akademi Facebook sayfasından bizi bulabilirsiniz arkadaşlar ya da ckmkgroup.gmail.com mail adresinize isminizi resminizi gönderirsiniz eğer resminizi göndermezseniz arkadaşlar burada gördüğünüz erkekler için standart erkek resmini bayanlar için de standart bayan resmini göndereceğiz arkadaşlar. Diğer sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter, Facebook, Instagram ve e, YouTube'da olmak üzere arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar derslerimize geçelim. E, 7. sınıf matematik 2. dönem 3. yazılı ile karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu e, sorularımıza bakmadan önce e, konularımız genel olarak 2. dönem 3. sınavlarında e, çember açılar, veri analizi, mod medyan şeklinde konularımız var arkadaşlar. Ee, okulların işleme seviyelerine göre bunlar değişir. İlk konularımız doğru orantı falan vardı arkadaşlar ikinci dönemin başlarında. Şimdi bir sorudan başlayalım arkadaşlar. 4, 5, 6, 6, 6, 10, 10, 10 11 sayılarının mod, medyan ve aritmetik ortalama değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, mod değerimiz neydi bizim? En çok en çok tekrar eden değil mi? Tekrar eden. Ya ne demek arkadaşlar? En çok tekrar eden dediğimiz. Mesela diyoruz ki, işte bugün benim modum çok güzel ya. Dediğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte modumuzdan bahsediyoruz, değil mi? Mesela her zaman mutlu mod. Tavsiye ediyoruz size. E ne, ne demek? Her zaman mutlu mod, her zaman e, o şeyi tekrar edin, o durumu tekrar edin. Burada da bakıyoruz arkadaşlar. Sıraladıktan sonra en çok tekrar edeni gördüğünüz gibi 6'dan kaç tane var arkadaşlar? Üç tane. En çok tekrar eder sayımız altı olduğu için e, modumuz kaçmış arkadaşlar? Altın. Arkadaşlar medyan da şöyle. Ee, bir sayı doğrumuz varsa yani burada sayılarımız varsa ortanca kısmına biz ne diyoruz? Medyan diyoruz. Şimdi burada sayılarımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8 tane e, sayımızın olduğunu görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Çift ve tek şeklinde e, Çift ve tek şeklinde mod ve medyan Pardon medyanlarımız vardır. Arkadaşlar medyanlarda mesela Tek bir sayıdaki ortanca değer nedir arkadaşlar? Medyandır. Ama arkadaşlar çift bir sayıdaki e, Ortanca değerimiz nedir arkadaşlar? olmayacağı için mesela 4'ün bir ortanca değeri var mıdır arkadaşlar? 4 parmak gösterdiğimiz zaman bir orta kısmı var mıdır? 2 sayının arasındadır değil mi? Ama 5 dediğimiz zaman orta kısmımız nedir? Ortadaki kısımdır değil mi arkadaşlar? Ya da 3 dediğimiz zaman ortadaki kısımdır. Ama 4 dediğimiz zaman bir orta kısım olmadığı için çift sayılarda bir orta kısım olmadığı için arkadaşlar ya o zaman arkadaşlar çift sayılarda ne yapacağız? Ee, çift sayılarda ortadaki iki değeri toplayacağız. İkiye böleceğiz. Bir örnekle gösterelim arkadaşlar. Mesela e, bu sorumu da baktığımız zaman zaten bir çift sayımız var ama sayalım arkadaşlar. Kaç tane dedik? 8 tane sayımız var dedik değil mi? Orta kısma baktığınız zaman nedir? Bakın hem başlangıçtan dördüncü sayı hem bitişten dördüncü sayıya bakarız. Değil mi? Başlangıçtan dördüncü sayımız nedir arkadaşlar? 6'dır. Bitişten dördüncü sayımız nedir arkadaşlar? 6'dır. Bu ikisini toplayıp. 2'ye bölersek arkadaşlar 6 ile 6'yı toplayıp 12 2'ye de böldüğümüz zaman arkadaşlar yine 6 sonucunu verir. Arkadaşlar bu hani şans eseri aynı sayılar gelmiş. Ama aynı sayılar gelmeye de bilir arkadaşlar. Bu şekilde nasıl yaparız? Mesela ortanca değerlerimizin biri 6 biri 8 geldiğini varsayarsak arkadaşlar nasıl yaparız? 6 ile 8'i toplayıp 2'ye böleriz. Toplarsak 14 2'ye bölersek arkadaşlar 7 sonucunu buluruz. Medyanın bulumunu anladınız mı arkadaşlar? Mesela şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayı verdik. Arkadaşlar medyan nedir? Sıralandığında ortada kalan sayıdır. Kaçtır arkadaşlar? 3'tür. E arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4'ü verdiğimiz zaman ortada kalan sayı bakın baştan ikinci sayı 2'dir. Sondan ikinci sayı da nedir? 3'tür. 2 ile 3'ü toplayıp arkadaşlar toplarsak ne yapar? 5. 5'i de 2'ye bölersek arkadaşlar ne yapar? 2,5 olur arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı bulalım demişti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aritmetik ortalama nedir? Önce onu bir bilelim. Aritmetik ortalama sayıların e, tamamını toplayıp sayı adetini bulduğumuz bir yöntemdir arkadaşlar. Bunlar nerede kullanılabilir? Mesela bir sınıfta kişilerin yaş ortalamasını bulurken, kilo ortalamasını bulurken, boy ortalamasını bulurken yani bir grubun ortalamasını bulurken biz aritmetik ortalama mantığını kullanırız. Arkadaşlar tek tek sayıları toplayalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? Sayı toplamı bölü sayı adeti dedik değil mi e Arkadaşlar şimdi sayıları toplamaya başlayalım tek tek şimdi sayılarımız ne 4 4 artı 5 artı 6 artı 6 artı 6 artı 10 10 11 10 artı 10 artı 11 şimdi arkadaşlar tek tek toplayalım 4 ile 5 toplarsak 9 9 ile 6'yı toplarsak arkadaşlar 15 15 ile 6'yı toplarsak 21. 21 ile 6'yı toplarsak 27. 10 daha koyarsak 37. 10 daha koyarsak 47. 11 daha koyarsak arkadaşlar ne yapar? 47 58 yapar değil mi arkadaşlar? Şimdi sayılarımızın toplamı nedir arkadaşlar? 58. Bir daha toplayalım arkadaşlar yanlışlık olmasın. 11, 21, 31, 37, 43, 49, 9 daha koyarsak 58. E, sayı adetine bölersek arkadaşlar sayımızda kaç, kaç tane sayımız vardı? 8. 58'i 8'e bölersek arkadaşlar her iki tarafı 2'ye bölersek ne yapar? E, 20 al, 25 eder 29 eder arkadaşlar. 29 bölü 4 şeklinde kalır. 29 asal bir sayı olduğu için arkadaşlar buradan da ileriye gitmez. Ha, genelde nasıl verilir? Tam bir sayılar verilir. Bunda eğer tam bölersek hani 7 virgül 4'e 7,25 gibi bir sonuç çıkar arkadaşlar. Onu da isterseniz bulabilirsiniz. Beyaz eşya firmasının 4 aylık satış adetleri verilmiştir demiş arkadaşlar. Burada bir veri analizi sorumuz var arkadaşlar. Hangi ayda çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi satışları eşittir? Arkadaşlar eşit olabilmesi için neydi? İkisinin de sınırları birbirine ne olması lazım da eşit olmaz. E baktığımız zaman Bura dalgalı dalgalı. Burada bir eşitlik var değil mi? Hangi aydır arkadaşlar? Cevap olarak Eylül ayı yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Yani diğer şıkkımıza bakalım. B şıkkına. Çamaşır makine satış ile bulaşık makine satışları arasındaki fark hangi ayda en fazladır diyor. O zaman arkadaşlar aranın en fazla olduğu ayı soruyor bize. Tek tek bakalım. Bakın burada Çamaşır makinesi pembe ile gösterilen kısım. Bulaşık makinesi de mavi ile gösterilen kısım. E burada çamaşır makinesi 30 satılmış. Bulaşık makinesi 25. Arada ne kadar bir fark vardır arkadaşlar? 5 değil mi? E, 5 adetlik bir fark vardır. Buraya bakarsak arkadaşlar 45 ile çamaşır makinesi 30 ile bulaşık makinesi. Çıkarırsak 45'ten 30'u çıkarırsak 15. Burada arkadaşlar 50 bakın 50 sınırını gösteriyor çizersek. 50 tane çamaşır makinesi e, 20 30 tane de bulaşık makinesi satılmış. 50'den 30'u çıkarsak ne çıkar arkadaşlar? 20. E arkadaşlar burada eşit olduğu için de nedir? 0'dır. E baktığımız zaman en fazla olan nedir arkadaşlar? Hangi aydır diye sorduğu için ne yazıyoruz arkadaşlar? Ağustos ayı yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer soruya bakalım. Çamaşır makinesi satışı ile bulaşık makinesi satışları arasındaki farkın en az olduğu ay hangisiydi arkadaşlar? Bakın en azımız nedir? 0'dır arkadaşlar. Buna da yine Eylül cevabını arkadaşlar ne yaparız? Veririz. Yukarıdaki şekilde verilen O merkezli çemberde SAOC 150 derece olduğuna göre SABC kaç derecedir? Yani arkadaşlar bura 150 derecesi bura kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl yapıyoruz? Öncelikle onu bir söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu soruda gitmemiz gereken yol bura 150 ise karşısındaki yayın ölçüsü nedir arkadaşlar? 150'dir değil mi? Arkadaşlar burada bir formülümüz vardı. Buranın açısı karşısındaki açının yarısına eşittir. Yani bura 150 ise arkadaşlar buranın da cevabı nedir? 75'tir. Tam zıttı da olabilir. Buradaki açı karşısındaki yayın iki katına eşittir de, diyebilirsiniz arkadaşlar. E Burası 150 ise burada ne bulduk arkadaşlar? 75 cevabını bulduk arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeninde e, a AFB açısı 70 diyor. CEB açısı 75 olduğuna göre diyor arkadaşlar. FBE kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada kullanacağımız şu görmüş olduğumuz çizgiler nedir arkadaşlar? Bir paraleldir. O zaman paralelse biz burada Z kuralını kullanabiliriz. Buradan bakın arkadaşlar Z'yi çizersek bakın şu, şuradan gelerek Z'yi çizersek ne olur arkadaşlar? Şuradaki açı kaç derece olur? 75 derece olur. Arkadaşlar aynı şekilde buradan Z'ye gelirsek arkadaşlar şu kısımdaki açı da kaç derece olur? 70 olur. Arkadaşlar 70 ile 75'i toplarsak kaç etti? 145 etti. Arkadaşlar bura dik dörtgen olduğu için yani 90 derece olduğu için 145'ten de biz 90 dereceyi çıkarırsak geriye kaç kalır arkadaşlar? 55 derecelik bir açımız kalır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki verilen A, D eşkenar dörtgeninin C, e kenarı 8, DE kenarı 10 santim olduğuna göre alanı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın eşkenar dörtgen dediği için burada bura 10 santimse burada nedir? 10 santimdir. Bura 8 santimse burada nedir? 8 santimdir. Arkadaşlar Bunlar da eşkenar dediği için burada kesim noktası nedir? Dik'tir. Aslında bu çizdiğimiz çizgiler yükseklik olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar size o zaman ne çıktı? Şöyle bir dik üçgenimiz çıktı değil mi? Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 8. Alanımız kaç? Taban alanımız? E 10 bura, 10 da buraysa nedir arkadaşlar? 20. E arkadaşlar, üçgen formülünden yaparsak formülümüz neydi alan formülü? Taban çarpı yükseklik bölü iki. E tabanımız 8, yüksekliğimiz 20 bölü 2 yaparsak kaç çıktı arkadaşlar? 80. Arkadaşlar 80'in yarısı olduğu için bir 80 de burayı kaplayacağı için ne olur arkadaşlar? 80 ile 80 toplarsak 160 sonucunu arkadaşlar bulmuş oluruz. Şekildeki o merkezi dairede AB 16 santim olduğuna göre dairenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bakın A, A ile B arası nedir? R'dir. Yani R neydi arkadaşlar? Çaptır. Ama biz formüllerimizde mesela pi r karede ya da 2 pi re de ne kullanıyoruz? Yarı çapı kullanıyoruz. E bura 16 ise yarı çapı kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Yani büyük r eşittir. 16 ise küçük r'miz kaçtır arkadaşlar? 8'dir. E şimdi biz alanı sorduğu için alan formülümüz neydi? Pi r kare. Pi'yi 3 alırsak 3 çarpı r'miz kaçtı arkadaşlar? 8. 8'in karesi. E arkadaşlar 8'in karesi nedir? 8 çarpı 8'dir. 3 çarpı 8 çarpı 8. 8 kere 8 64. 64 dedi arkadaşlar. 3'ü çarparsak istiyorsanız yapayım. 192 yapar sonucumuz. 64 3'ü çarparsak 3 kere 4. 12. 3 kere 6 da ne yapar arkadaşlar? 18. Bir de elde. 192 nedir arkadaşlar? E, santimetre karedir. Çünkü bize santim verdiği için ve santimetre kare olduğu için sorduğu için cevabımız santimetre karedir. Arkadaşlar bunlarda e, bu e, birimleri dikkat edin. Belki bazı hocalarınız e, birim ister. Ondan dolayı sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Ek puan verebilir belki sizin için. Yani genelde yazın arkadaşlar onlar. Yandaki şekilde CD ile AB paralel ve SABE 55 derece demiş arkadaşlar. Olduğuna göre SBCD kaç derece? Arkadaşlar bura paralel ise Z formülünden yaparsak bakın Z'yi çizersek arkadaşlar 55 derecenin ee, yani soru işaretiyle olan kısmı 55 dereceye eşit olduğunu görebiliriz. Cevabımız 55 olur. Karşı tarafını sorsaydı arkadaşlar ya da bu tarafını sorsaydı. 180'den de 55 çıkarırsak arkadaşlar. 125 derece sonucunu bulurduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, teşekkür belgelerinden bahsetmiştik. E, onları almayı unutmayın arkadaşlar. Facebook hesabından bize ulaşabilirsiniz. İsim soy isim ve resim e, göndermeniz yeterlidir arkadaşlar. Biz gerekirse sizin e, şey... Evet arkadaşlar dediğimiz gibi oradan ulaşabilirsiniz bize. Ee, arkadaşlar diğer derslerimizi dinlemek istiyorsanız kanalımızda mevcuttur. Ee, 7. sınıf 1. dönem 1. yazılısı için arkadaşlar sağ alt kısımdaki linke tıklayabilirsiniz buradan. Arkadaşlar e, 7. sınıf e, 2. dönem 2. yazılısı için arkadaşlar buraya tıklayabilirsiniz. Alt kısımdaki arkadaşlar 2. dönem 1. yazılıydım. Kanalımıza da abone olmak istiyorsanız arkadaşlar bu kısımdaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalalım arkadaşlar.